Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar. Yazlığa kaçıyoruz ailecek. Uzun bir trafik sonrasında Kumburgaz'a doğru gelmek üzereyiz artık. Eyüp Sultanlı'ya uğrayacağız her zamanki gibi. Çiçek ve bitkilerde bakalım neler var neler yok Haziran ayı içerisinde. Onları hep beraber bir kontrol edeceğiz, fiyatlarına bakacağız. Çünkü değişik bitkiler getiriyor biliyorsunuz Burak kardeşimiz. Biraz sonra Eyüp Sultanlı'dayız. Bütün seriyi size çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. Bazen yorumlar geliyor çok hızlı geçiyorsunuz diye. Ama ister istemez yani çok fazla böyle çekim yapamıyorsunuz. Müşteriler oluyor vesaire. Hani onların da işini engellememek için. Birazdan Eyüp Sultanlı'dayız. Çiçekleri 10 lira. Yeni gineler 10 lira. Gala 120 lira. Değişik bir renk. Evet. Açelya 100 lira ama güzel renkleri var. Burada begonyalar var. Bunlar 15 lira. Begonya Rex 25. Begonya Rex bunlar da 25 liraymış. Fiyatları. Gelin damat, non-stop begonya. Bunlar da 10 lira. Evet. Avucumun büyüklüğünde limon. 450 liraymış. Güzel. Mısır menekşesi ya da bardak menekşe diye geçiyor. Gloxinia bunlar da 10 lira. Evet. Mum çiçekleri burada. Bunlar açmış. Evet. Burada açmaya başlamış mumlar. Çok küçükler. Bak bakayım şunlara, çiçek var mı bunlarda da? Çok güzel var. Bunlar ölmüş galiba. Burada da var. Var mı onda? Var. Burak ne haber? Ya nasılsın? İyi nasılsın valla. Ne var ya? İyi. İyi işte. Bunlar yeni mi geldi? Açmış şuradakiler. Bunu dışarıdan büyük kalanını açtı. Oh. Bunlar geçen senekiler değil değil mi? Yok abi, yeni geldi. Diğerlerinde var mı hareket? İçeridekilerde? Vallahi ben hiç içeri bakmadım. Bakmıyor musun?
Nasıl yoğunluk, ne vaziyet? Devam mı? Bu hafta sakinledim. Sakinledi mi? Evet. Açmış. Açan var. Bak şurası açmış. Evet bak. Geçen seneden beri peşinde. Geçen sene. Aslında ben bunları var ya, dışarı koysam açarım. Şurada da var. Nerede Rahat? He, arada var. Evet. Açmayacak diye bir kanun yok bunlar. Ya işte takipçiler soruyor, açtıramıyoruz bunları falan diye de. He. Nasıl açtırırız vesaire? Gelsinler bana 10 numaralı gübre verin. Gübre. Evet. Gübre bakmaya gidiyoruz şimdi Burak'la. Evet, marka ve şeyi çok gizli. Şöyle gösterelim. Şu açıkta şey yapayım, burada gözüküyor. Bu şimdi... Şefin sırrı. Şefin sırrı. Bunu çiçekleri kullanınca coşuyor diyorsun ha? Ya coşuyor dediğin adam kendine bakıyor yani. Makyaj yapıyor. İsmini alamadım. Sır Eyüp Sultanlı'ya gelirseniz sevgili dostlar... Oradan öğrenebilirsiniz, alabilirsiniz. İşe yaramazsa geri gelsinler. İşe yaramazsa geri gelsinler, garantili diyor. Sıvı gübre mi? Yok, sıvı gübre işe yaramaz. Ha. Ne veriyorsun? Nasıl? Toz halinde veriyorum. Altındaki saksının litresine göre gram veriyorum. Nasıl altındaki saksı? Mesela normal 10 standart... litre saksı. Vereceğim gübreden 20 gram atacaksın. Mesela şunlara, şunlarda olursa mesela şu. Bunlar 5 litre mi alıyor? Yok, 5 litre yoktur. Ver bakayım abi. Bu 3,5 litre. 3,5 litre. Evet. Ha, genelde bunda oluyor ya. Bunu 6 gram vereceğim mesela. 6 gram. Ne kadar kilo mu? Ne kadar şeyi? Fiyatlar nedir? 100 lira kilosu. 100 lira. Ama kiloyla da dünya yer gübre. Ve attığın gübre 3 ay işe yarıyor. 3 ay yarıyor. Limonlar nasıl oldu öyle ya kocaman? Harika. İtalyan. Hepsi öyle mi olacak? Evet. Yapıştırdınız mı diyorlar. Ben zannettim ki oraya koymuşlar mı? Baktım ki bu şey. Üstünde. Üstünde. Ya daha bak üstünde kaç tane var. Bayağı var ya. Evet. 450 lira. Yapıştırdım. Ama bunlar ne kadar uzuyor? O kadar büyüyor herhalde. Hangisi? Bunlar. Uzatmayacaksın onu. Öyle mi? Ama bu bodur olan cinsi mi yoksa? Yok. Şöyle yani bak. Ha, zaten kesmişler burada. Evet evet. Şimdi sen bunu ne kadar kandırırsan, boyunu kısa tutarsan alt tarafına o kadar çiçek yapar, meyve yapar. Ne? Sana bir şey soracağım. Şu deve tabanlığının beyazlısı var. Bazıları onu soruyor. Çok var. Çok büyük. Ben yani, bir internet şeyde gördüm, çiçeğin tanıtımını yaparken vardı da herkes onu sormaya başladı bu sefer. Nereden bulabiliriz, nereden şey yap... olsa getirebilirim. Ama çok pahalı, gereksiz pahalı. Ama çok güzel duruyor. Çok güzel duruyor. Beyaz, yarısı beyazlı gibi, aynen, böyle yeşilli filan. Neyse şahane getireyim haftaya da bir tane. Bir tane şey. Yalova'dan mı getiriyorsun onu? Boyama değil mi? Yok, onlar yok. Öyle bir... Ha. O şeyler bitti mi Peru zambakları? Bitti. Hiçbir tane kalmadı. Millet soruyor, nereden buldun, nereden buldun? Bu neymiş? Alokasya, zebrini. Bu çok güzel ha. Bu çiçek açıyor mu? Yok. Bu deve tabanın gillerden mi? Şuradaki alokasya var, onun varyetesi. Bu da bu zebrini. Bu da yeni bir tür. Ha, şey çok güzel. Gölgesi çok güzel. Bu deve tabanı. Deve tabanı. Deve mi? Bak bu da var. Evet. O limonun bir... Limonlar ne kadar? 625 mi? 625. Onun ne özelliği var? Yani neden 625? Mesela ben... Budur. Yurt dışından gelen bak. Bir de bunların meyveleri falan iri oluyor. Bizim buradakiler gibi ufak olmuyor.
Bunlar yaprak sarardığı zaman su fazla mı gelmiş demektir? Su fazla gelmiş olabilir, az gelmiş olabilir. Bir de alıyorlar bunu, evin içine koyuyorlar. Ev limonu diye satıyorlar ya. Hı hı. Bizim uyanık. Çiçekçide. Ama evin içinden böyle kenardan, köşesinden hava geçmezse. Kışın olur. Peki mantıklı. İçeri kapışın korumak için içeri al. Başka bir şey yapmana gerek yok. Peki kapalı balkondaysa, yani kapalı balkon derken panjurlu. Havalandır falan filan. Panjurlu da, panjurlu balkonlarda bak sıkıntı. Güneş almıyor. Kapatıyorlar panjuru. Şey gibi, kömürlük gibi oluyor. Ama kışın diyorum. Kışın mesela yağmur üzerine gelmiyor, don gelmiyor abi falan. Yağmur gelsin. Yağmur iyidir, gelsin. Soğuk olduğu zaman mesela. Soğukta kurusunlar o kadar. O da sıfır dereceye kadar. Yani normal 1, 2, 3 derece onlarda sıkıntı yok. Buraya. Sanki Antalya'da, Adana'da 1-2 derece olmuyor mu? Oluyor. Burak, senin söylediğin dışarıda mı çok açmış dediğin? Yok abi. Şu mum çiçeğinden var dedi mi? Hayır, çok büyük değil de. Nasıl ya, büyük? Çok açmış dediğin şöyle. Ha bu. Oo. Vay 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 vay. Ama bunun da boyu çok uzun. Benim de var. Bak gel gel, ne kadar bak. 1.75 bak. Bak bak. Bak böyle tırmanıyor. Herkes arıyor. Bu çiçeklerden arıyor. Baksana ne kadar güzel. Bunun fiyatı ne Burak? Lan. 450. Ama gelişmiş ve çiçek açmış normal. Bak buradan çiçek açıyor. Var her tarafından dolu. Bir de bunu biliyorsun değil mi? Sabaha karşı müthiş bir kokusu var. Esas bunun kokusu sabaha karşı. Evet. Ben bunu babaannemin balkonundan hatırlarım. Kapıyı bir açardı, evin içi parfüm gibi vardı. Ama bunun kokusu apayrı bir şey yani. Gardenyan da çok güzel. Ufak böyle tüflü şey var. Bunlar yerli. İtalya Rex'ler dünya paraydı. Getirdik anneler günü zamanında. Ortanca. Bak bizim evdekinden Levent. Bak kocaman olmuş. Yaprak güzeli. Tamam. Ama Kolyos. Benim odamdaki. Kolyos evet. Burak o yeni gelenler ne kadar? Nedir abi? Şimdi mumlar. Yeni gelen mumlar ne kadardı? Çok düşündüm. Ama niye bana söyledin? Yok hatırlamıyorum da uzun sonra. Ben fiyat yazdım. Bakmam lazım. 75 lira, içeridekileri biliyorum. 100 lira mı? Evet, bunlar 100 lira. Bunlar mı kaç lira diye sordun? Evet. Bak bunda burada varmış. Tamam, küçük. He? Küçük şu, benim kolum kadar. Yok, bu da benim boyumdan biraz kısa. Çok açık bunlar. Bizim şey taşımaz bunları. O zaten yakında balkon çökecek yani. Balkon çökecek yakında ya. Benim böyle bir çiçekçide çalışmam. İnşaat demirleri falan. Her tarafta. Şey çık, balkon çık bir tane daha öne doğru. Valla balkon bitti, şimdi pencere kenarlarına koydum. Şu eforbiyalardan alacağım ya. Dur bakayım. Bunlar da açmaya başladılar. Evet, başlamışlar. Bir kardeşimin odası boş canım. Yok, orada da var. Eforbiya başlamış açmaya. Dikenler tacının dikensiz hali. Baksana. Dikensiz olduğunda şey yapalım bak. Mıncıklıyorum, diken batmıyor. Evet. Sana şey soracağım. Şu hormon pedleri mi diyorlar? Hormon kağıdı mı ne? Onu koyuyorlar. Hormon kağıdı falan değil. Bu fide filesi. Yani bunlar fide zamanında kök yapısı bozulmasın diye yurt dışına falan öyle geliyor. Yani bunun bir zararı yok. Kimisi bunu yırtıp atmaya çalışıyor. Evet. Yırtıp atmaya çalıştığı zaman köke zarar veriyor. Bu sefer de çiçeği öldürüyor. O efendim benim fide poşeti yüzünden çiçeğimi öldürüyor. Bunu genelde hep hormon şeyi diye söylüyorlar. Hayır, alakası yok. Bu zamanla kökü şey yapıyor mu? Abi o yırtılıp giden bir şey. Gidiyor ya. Değil mi? Bak ne kadar şey kokusu var yani. Bak parçaladım gitti. Evet. Hiç zarar yok, ek ellemesinler.
tof kullansınlar dikerken. Hangisi için? Bunun için mi? Bütün için. İyi tof. Böyle kötü toflar var. Ucuza. Yani o marketleri sattıkları abi yani yerlerde. Onlar mesela, çok şey oluyor. Çürüntü gibi böyle artık abi, çamur gibi böyle. Bütün hastalıkları onlar yapıyor. Bitkilerdeki gelişmeleri onlar durduruyor. pH'ı bile belli olmayan toflar. pH'ı belli olmayan toflar. 5.5-6.5 olan topları kullansın. Ondan sonra güzel toz gübrelerini kullansınlar. Kullandıkları takdirde hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar yani. Onun şimdi şeyi soracağım sana. Eline batabilir, dikkat et. Hava alması gerekiyor değil mi? Yani bitkinin biraz bazı, çünkü toprak böyle çok balçık gibi oluyor. Kökler kirli toprak. Çünkü böyle sarı hani şey oluyor ya. Milli mi? Milli ha, kirli diyorum. Milli sıkar. Milli. Sıkıyor böyle sıkar. Kuruduğu zaman sıkıyor. Suladığı zaman çamur gibi oluyor. Çamur gibi de olmuyor. Böyle sıkıyor, kenardan akıp gidiyor. Diyorlar ki mesela suyu veriyorum, kenarından altından hemen akıyor gidiyor. Bak, o niye akıyor biliyor musun? Çünkü köküne hiç su gitmediği için taş gibi oluyor ya. Toflar da öyle. Çok su kaldığı zaman böyle sünger ama taşa dönüşüyor. O şeyde oluyor mesela bazı şu askılarda özellikle mandavillalar falan var ya, onlarda su döktüğün an aşağıya akıyor. Torfit çekmediği anlamına geliyor. Evet. Direkt, eğer benim aşağı döküldüyse aynen öyle. Hiç almıyor, sulamıyor. Onu alacaksın böyle leğenin içine batıracaksın. Emdireceksin. Böyle güzel sünger gibi çekeceksin. Ondan sonra dengeli sularsan çekiyor. Hani uzun süre sulamadığı zaman. Uzun süre bırakırsan taşlaşıyor, o zaman çekiyor. Evet. Sen o işi Medine'den getireceksin mi? Gelecekler. Vardı, bitti. Medine'liler. Benim böyle bir yerde çalışmam lazım ya. Bizim işimi bırakıp. Full hakkı veriyorum ya. Ne veriyorsun? Full hakkı şikayet alıyorum. Baksana ya. Ya böyle çok güzel de kışın. Nasıl? Ya kışında biz şey yapıyoruz, bizim meyve... Sümbüller mümbüller mi geliyor? Yok, meyvelerimiz var ya, arka bahçede. Göstermişti geçen sene. Onlar öne geliyor. Bunlar arkaya gidiyor. Bunlar bitiyor zaten. Güzel. Çiçek olarak da çok çeşit yok kışın biliyorsun. Genelde soğanlar geliyor. Soğanlar da bizim burada pek biraz zayıf soğanla bitki satışımız. O yüzden getiriyorum. Ben daha önce Eyüp'teydim. Eyüp'teyken ciddi satıyordum soğanları. Evet, seneyi gezdik sevgili dostlar. Harika yine ürünler gelmiş. Bu arada gezerken bizim ufaklık da arkada, bakın, uyuyakaldı. Bayağı bir uzun durdum. Çünkü yeni ürünler gösterdi. Bir tane gübre gösterdi. Bir tane su tutucu bir ürün gösterdi yeni. Bunları biraz zaman aldı tabii. Yine mum çiçeği aldım kendisinden. Çok güzel gelişmiş ve açmış çiçekler var, 100 lira. Bilginiz olsun. Bir yine Peru zambağı aldım. Peru zambağının da bu sefer daha kırmızı rengini aldım sevgili arkadaşlar. Ne aldık Demet? Bir de Eforbi'yi aldık. Dikenler tacının dikensiz olan cinsinden. Bir de bize ne yaptı? Gübre sağ olsun hediye etti. Bunların hepsi hediye bu arada. Kendisi çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır çünkü mum çiçeğini arıyorum, açma durumuna göre almaya çalışıyorum. Geçen seneden beri gidip geliyorum ona. O da tabii çok fazla gübre kullanıp da açtırmak istemediğini söyledi. O yüzden bu sene ama açmışlarını bulunca o da dedi ki çok geldin gittin dedi. Al bu dedi, senin hakkındır dedi. İkramda bulundu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir umarım. Giderseniz çok güzel çiçekler olduğunu gördünüz zaten. Hem salon bitkileri olarak hem de normal balkonda evler içine bakabileceğiniz bitkiler. Gittiğiniz zaman size yardımcı da oluyor, bilgi de veriyor bakımları hakkında. Onu da yine aktarmış olayım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın diyorum.